Ve sıradaki haberimiz Yunanistan'dan başkent Atina'da 20 bin kişi özel üniversitelerin açılmasına karşı çıkmak için sokağa döküldü ve protesto düzenlendi. Ancak bu eylemler mecliste karşılık bulmadı. Yasa 159 evet oyuyla kabul edildi. Yüzlerce öğrenci sokağa indi. Polis biber gazı ile müdahale etti. Yunanistan'da öğretmen ve lise öğrencilerinden oluşan yaklaşık 20 bin kişilik grup, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına yönelik yasa tasarısını protesto etti. Atina meydanlarına inen gençler, ellerinde kırmızı plamalar ve özel üniversiteye hayır, eğitime el sürmeyin yazılı pankartlar taşıdı. Başbakan Miçotakis'i suçlu gibi gösteren pankartların altına üniversite hırsızı yazıldı. Karar diplomalarımızı mahvedecek. Ücretsiz kamusal eğitim hakkını yok edecek. İki aydır bu yasa tasarısını iptal edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Öğrenciler yasa tasarısının oylanacağı parlamento önüne yürüdü. Polisle protestocular arasında arbede çıktı. Eylemciler polise taş ve molotof kokteyli atarken polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Protestocular arasında yaralananlar oldu. Ülkede yaklaşık 9 haftadır süren eylemler sonuç vermedi tasarı 300 sandalyeli mecliste 159 evet oyuyla kabul edildi. Başbakan Miçotakis yasayla yurt dışında okuyan Yunan öğrenci sayısını azaltmayı hedefliyor. Özel üniversitelerin ülkedeki ekonomik krize olumlu yönde katkı sunacağını savunuyor. Öğrenciler ise özel üniversitelerin devlet üniversitelerinde alınan diplomaların değerini düşüreceği gerekçesiyle kararı protesto ediyordu.